Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün kaz yavrularımızı yeşilliklere götüreceğiz. Geçenlerde yapmıştık biliyorsunuz. Tabii dikkatimi çeken bir olay var. Ben bunları aldıkça annesi de böyle gel gel hadi. Peşinden geliyor ama bugün biraz cilveli. Gel. Bak gidiyoruz ha. Gidiyoruz. Kaçırıyorum. Vallahi gidiyoruz. Bak geliyor bak. Kaçırıyorum. Ben gidiyorum. Gidiyorum. Şimdi bu yeşilliğe getirip dolaştıracağım. Anneye sürpriz olacak. Haberi yok. Gel bakalım. Garibim işte. Anne duygusu böyle bir şey. Ama böyle güzel bir yere getireceğimden haberi yok. Şimdi şunları şöyle usulca açalım. Tamam mı? Sonra şu kapağı da şöyle çevirirsek herhalde çıkarlar gibi ha. Maşallah sizi. Çıkın, ben şu kapıyı da kapatayım. Biraz yeşillik yesinler. Bahçenin otu çok güzel. Bir de arkadaşlar tavşanlar bunlardan artık korkmaya başladılar. O yüzden tavşanlarla yerlerini ayıracağım. Tavukların bulunduğu kümese koyacağım ben nasipse bunları. Daha rahat etsinler. Bugün Ramazan'ın son günü Arife. O yüzden hiç uyumadım. Dün akşamdan beri uyumadım. Yani dün de uyumadım. Dedim bari bugün de hakkıyla tutalım. Çünkü çok yattık. Yatarak tuttuk diyebilirim. Allah'ın izniyle bugün dolu dolu tutmaya çalışacağız. Biraz kümeste temizlik yapacağız. Biraz tavşanlarımızın orayı toparlayayım diyorum. Çünkü yemek artıkları oldu. Bunlar çok fazla ıslattı, pisletti. Tavşanlara da bir tık özen göstereyim istiyorum bugün sizler için. Hem bir video çekeceğim. Hem de tavşanla kazları daha böyle refah ortama kavuşturalım. Bunlar sessiz kullar arkadaşlar. Biz nereye koyarsak bu hayvanlar orada yaşamaya devam ediyor. Kedilerin durumu pek iyi değil. İçiniz kararmasın, canınız sıkılmasın diye çekmiyorum. Ama her gün tedavileri devam ediyor arkadaşlar. Bugün tekrardan devam edeceğim. Olmazsa bir kedi besleyen arkadaşım var. Onunla video konferans halinde görüşüp nasıl tedavi edeceğimi ona da bir soracağım. Birkaç arkadaşımız ilaç ismi saydı aslında ama olmazsa veterinere alıp götüreceğiz artık arkadaşlar. Çünkü hayvanlar gitgide kötüye gidiyor. Neden oldu bilmiyorum. Belki de şaka maka haramla alakalıdır yani bilemem ama pek iç açıcı değil kedilerin durumu. Neyse kazlarımızın akıbeti güzel. Bugün de iyi bir ot var bahçede. Bahçemiz bizim bayağı farklı şekilde yeşillendi. Anne ot yemiyor. Yavruları yesin diye mi yemiyor bilmiyorum ama tabii çok fazla da başında duramam arkadaşlar. Böyle bir yarım saat kadar burada takılsınlar. Ondan sonra götüreceğim. Kaz çobanlığı demek ki böyle bir şey. Ama şu bir gerçek, bu kazlar büyüdüğünde, olgunluğa ulaştığında bakın bu bahçeye mesela salabilirim. Burayı tahmin ediyorum bir ay içinde tertemiz yaparlar. Çünkü kazların ot yemesi fevkinde. Baksana ya keratalara. Tavşanları da aslında bu bölgeye getirmek istiyorum ama tavşanlar bunlar gibi değil ki, yakalayamam. Yani kazların durumu bu. Neyse ben şimdi çok da fazla sizlere bunaltmamak adına çok uzun çekmiyorum. Aynı görüntüyü çok uzun çekmiyorum. Yani devamlı kaza bakmayın diye. Biraz bunlar burada otlasın arkadaşlar. Ben daha sonra kazları yeni koyacak olduğum yere taşıyacağım. Oradan da biraz görüntüler alırım ben sizler için. Baba 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 ne güzel gidiyor annenin peşinden. Keratalar sizi. Vallahi bunlar pek burayı sevmedi. Neyse ben bunlara doğal ot götürürüm arkadaşlar. Bahçemizde ot bir hayli fazla. Şimdi yavaş yavaş yeni yerlerine taşıyacağım. Oradan da video alırım sizin için. Bak biz giderken nasıl geliyor arkadan bak. Gel. Gel. Neredesin?
Evet. Kazlarımızı bu bölgeye aldık. Bu bölge neresi? Bizim Brahmanlarımızın durduğu mekan. Nasipse bunlar buradan sonra burada yaşayacak. 2, 4, 6, 7, 7 tane yavrumuz burada sağlıklı şekilde yaşamına devam edecek. Evet, artık yem yesinler. Orada çünkü yem vermesi eziyet, su vermesi eziyet. Ortalık çok aşırı derecede pisleniyor, kirleniyor. Yani bakımı zor oluyor arkadaşlar. Burada bir de bunlar yavru yani. Yakın zamanda bunlar daha da büyüyecekler. E büyüdükleri zaman orayı aşırı derecede pisletecekler. O yüzden buraya almak en güzeli. Birazdan yine doğal ot keserim, toparlarım, buraya getiririm. Hem burada sizler için video çekmesi de basit. Hem canları da sıkılmaz. Yani gördüğünüz gibi orada bir sürü brahmanlarımız var. 3 bölme brahmamız var zaten. Yanı sıra burada da viyandotlarımız var. Bunlar böyle abi kardeş takılsınlar. Şuradaki suyu keşfedebilecekler mi? Şu an onun merakındayım ama herhalde ederler. Gel bak. Mahmut bak burada, tamam mı? Şut bak gel. Heh, belki suyu bulurlar diye umut ediyorum. Kazlar çünkü burada daha önce kalmadı. Şöyle biraz kovalasam suya gider mi? Neyse herhalde bulurlar. Bulsana. Neyse herhalde bulur arkadaşlar. O yüzden kazlarımızı bir müddet rahat bırakalım. Anne talaşıyor da talaşın yenmeyeceğini anlar herhalde. Ondan sonracığıma burası güzel. Buraya kolay kolay kedi de girmez çünkü biz iki tarafını telle kapatmıştık. Zaten kediye de anne o kadar müsaade edeceğini ben düşünmüyorum. O da ayrı bir konu. Hop. Senin gidi senin kerataların. Bunlar sevimli hayvanlar. Kazları ben sevdim. Evet, sizi rahat bıraktık. Buraya kadar gelmişken biraz da kazlarımızın komşularından görüntü alayım. Bunlar da viyandotlar. Vallahi burada 1, 2, 3, 4, 5 5 tane tavuk, 2 tane horoz var yanılmıyorsam. Evet yani öyle gözüküyor. 5 tane tavuk, 2 tane mesela bu horoz. Bu da horoz. Bunların hepsi tavuk. Yani şöyle dün akşamki civciv cinsiyet videosunu da anlattım ya. Hayvanlara baktığımızda bakın alt sakalı oluşmuş. Yüzü kırmızı. Alt sakalları yok. Bakın tavuk olanın alt sakalı yok. Horozun alt sakalı var. Hemen böyle belli ediyor kendini. Şöyle baktığınızda mesela sarı siyahlarda da bakın sakalı oluşmuş, yüzü kırmızı, öteki de aynı şekilde horoz. Bu tavuk, yandaki de tavuk. Yani öyle gözlenmedim. 2'ye 2 gibi. Bunlar bariz belli horoz da bir tanesi şüpheli. Bu da bizim şanslı. Ama ben bunun ne olduğunu, ben buna küçükken horoz dedim arkadaşlar. Geçen gün birisi yorumlarda abi tavuk o falan demiş. Yani bu evet bu tavuk arkadaşlar. Neden? Sırt tüylerinde hiçbir şekilde yuvarlaklık yok. O tavuk diyen adamın selamlarım. Ellerinden öperim diyeceğim de yaşını bilmiyorum ama helal olsun. Bir bakışta anlamış. Bunların sırt tüyleri arkadaşlar sivri olması lazım. Değil. Çünkü tavuk olduğu için. Evet arkadaşımız da bunun cinsiyetini anlamış. Aynı zamanda altta sakal da yok. Hadi sana bir tane koca bulacağız öyle mi? Neyse. Küçüklerden büyüyenlerden inşallah horoz çıkar. Çıkmazsa Türkiye'de bu kalitede Hollanda tepelisi de yok ama neyse bir tane tavuğumuz büyüsün. Bunu zaten bir yere hediye verecek gibiyim. Çok sevimli. Kendini sevdiriyor. Evde büyüdüğü için de kaçmıyor. Bak devamlı böyle etrafımızda eksenimizde geziyor. Şanslımız. Kendini şanslı hissedenlerden. Bunlar bunun gibi değil bak. Hemen kaçıyor ama bu öyle değil. Bak. Bak bunu seveyim. Bak bunu fırlatayım. Gel.
Ya maylo 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 gel gel kuçu 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 valla. Gel. Şişt, alo kim alayım gel. Bu yakın ama bunlar elimi uzattığımda kaçırıyorlar. O yüzden Hollanda tepelimiz Black Motlet yani siyah beyaz kar yağlı 10 numara kalitede büyüyor. Şimdi burayı böyle bıraktım arkadaşlar. Nasipse bir de tavşanların oraya gideyim. Ne oldu diye onlara bakalım. Bu videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı unutmayın.